Şimdi Funda bak bir dakika Funda Hanım da bir dakika bir sorumu sorayım müsaade et. Funda Hanım da diyor, Şengül Hanım da diyor, duymuşlar bunu Songül'den. Songül demiş ki Orhan Bey bana zengin koca, arabası olan bir şey koca bulacak. Bu da engelli oldu. Ben bunu istemiyorum demiş. Siz ona birini buldunuz mu? Hayır, kesinlikle bu yalandır. Zaten o kadındır. Onlar şimdi her şey çıkacak ortaya. Orhan yalan abi bu. Yalan konuşma. Yalan konuşma. Gerçekleri ya, konuş. Oğlum yalan konuşma. Senin annen odasınız. Bak Didem hanımın. Bak annem burada değil diye bir şey değil. Ben normalde tek gelecektim buraya. Bak gerçekleri konuşun benimle. Bak oğlum gerçekleri konuşacak biri varsa seninle annendir. Yalan konuşma. Bak ben sizin eve geldiğimde... Ya bir şey merak ediyorum. Allah aşkına Orhan Bey ya. Siz anne, bu çocuğu... Bir dakika bir susar mısın Şengül Hanım? Siz bu çocuğun %70 engelli olduğunu bilmiyor musunuz? Hayır ablam inan Allah'a... Ya diyelim ki bilmiyordun. Bak diyelim ki bilmiyordun. Bir dakika Orhan Bey. Diyelim ki bilmiyordun. Allah aşkına bu çocukla biraz sohbet etsen. O kadar uzun yola gitmişsin. Bir hafta kalmışsın. Bilmem ne yapmışsın. Bu çocuğun engelli olduğunu anlamadın mı Allah'ını seversen ya? Komşumuz biliyor. Bir de komşusun. Bir de tanımadığın bir insana nasıl kefil İdem olup da gidiyorsun oralara? Bunun raporun olduğunu bilmiyorlarsa neden babası dedi buradan nikahı yapalım, bakım parasını kızının üstüne geçirelim dedi. Neden diyorlar o zaman? Bunu nasıl bilmiyorsun ya? Buna inanmamı mı bekliyorsun? Bunun olmadığını, parasını nasıl geçiriyor benim bakımı üstüne? Tamam, Orhan Bey dinleyeyim. Orhan Bey cevap ver. Cevap ver. Yalan konuşuyorlar ya. Tamam, bana ver, bana cevap ver. Benim soruma cevap ver. İşine gelmiyor, doğru mu? Zaten konuşmamız öyleydi. Bir konuşmayın. Bak bunları, bu yuvasını dağıtan sensin. Bu iki garibanın yuvasını dağıtan sen. De benim... Rapor televizyonda gösterdi. Songül Hanım Aydın Hastanesi'ne başvurmuş değil mi? Evet. Kamera yok mu orada? Var. Bunu polise başvurunca, baba başvurunca çıkar ortaya yani. Ha, o zaman kurbanınız olayım. Siz şunu bir önce çıkarın. Bak ne olacaksa o zaman olacak. Ama bir şey bulunacak öyle ya da böyle ortaya çıkacak. Ama bu işte senin bir parmağın varsa. O zaman bilmiyorum yani. Vallahi senin fotoğrafınla beraber veririm yani ekrana. Beni dinler misin? Bir dakika ben Mısra'yı dinleyeceğim. Mısra Budak. Tamam, son günün... Bekle sen bir bekle. Mısra Hanım hatta mısın? Evet hatlayım. Mısra'cığım son günün kardeşiymişsin. Ablan kaybolmadan önce seni aramış. Ne dedi sana? Aynen öyle. Akşamüstü eniştem beni aradı. Ebu Bekir eniştem. Ben enişteme dedim. Enişte... Evet. Dedim enişte işte ablam niye onu kilitlediniz içeriye? Niye ablana iftira attınız? Ablan seni mi aradı son gün? Şey pardon Mısra. Ebu Bekir eniştem beni aradı. Sen ablanla konuştun mu Songül'le? Evet ben ablamla konuştum. Ne dedi ablan enişten sana canım? Dedi, ki ablamdan önce eniştemle konuştum. Ne söylediler eniştem sana? Bana dedi ki, dedi ben alışverişe gittim. O sırada eve geldiğinde annem karımı içeri kapatmıştı. Benim karım kaçacak. Bu şekilde bana söyledi. Sen konuşmadın mı sonra? Songül sana ne dedi? Ben hemen Songül ablam dedi ki, sen yalan söylüyorsun dedi. Hemen Songül ablam benimle konuştu. Bana dedi ki, dedi öyle şey yok, ben öyle şey söylemedim dedi. Peki Songül seni dedi, ablan dedi, seni aradı dedi, mı? Dedi, pardon Mısra, Mısracığım. Bekir'den giderken, beni dövdüler dedi. Altınlarımı aldılar, eşyalarımı aldılar. Bu şekilde bana söyledi. Ağlıyordu, benim ablam ağlıyordu. Mısracığım seni aradı mı hiç? Mısra, ablan benim hiç aradı mı? Kayboldu, kaçmadı. Tamam. Biz öyle insanlar değiliz. Şu anda orada oturan kadın var ya, Şengül denilen kadın. Onun timsah gözyaşlarına inanmayın. Şöyle vallahi yapalım, bir ara yok benim, doğru verelim. Korkum da yok, Mısra, yalanım da yok. Mısra'cığım, neyse bu kızım ben. Mısracığım ben sen seni buraya bekliyorum. Sen okumuşsun, her şeyini biliyorsun.